Alabilirsen al. Hacı Bayramı Veli'nin doğduğu Zülfalt köyünde bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu genç babasından kalma birkaç altınını ve annesinden kalan hatıra bilezik ve küpeleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir kutuya koyup Hacı Bayramı Veli'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edip şöyle söyledi. Ya Hazreti Hacı Bayramı Veli, beni vatani vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük kutuyu zat-ı alinize emanet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem gelir alırım. Şayet dönemezsem istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz diye müracaat etti. Sonra kutuyu sandukaların kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emaneti almak üzere Hacı Bayramı Veli'ye geldi. Ziyaretini yaptıktan sonra çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç dokunulmamıştı. Orada türbeyi bekleyen türbedara, ''Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emanet bırakmıştım. Şimdi alıyorum.'' dedi. Türbedar şöyle söyledi, ''Tabii, alabilirsen al. Çünkü ben bir defasında bu çekmecenin yerini değiştirmek istedim. Fakat bütün uğraşlarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmet vardır.'' diyerek bir daha elimi bile sürmedim. Genç çekmecenin yanına gelip Hacı Bayramı Veli'ye teşekkür etti ve emanetini alarak köyüne döndü. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Bazı zatlar vardır ki Allah onlar vefat ettikten sonra bile tasarruflarını devam ettirir. Yani türbelere gitmelerimiz, türbe ziyaretleri bu yüzden önemlidir kardeşlerim. İnsanlar türbelere gittiği zaman orada yatandan medet ummuyorlar ki. Onun hürmetine, çünkü o iyi bir insanmış ki, Allah'ın kurallarına uymuş ki, Allah ona o türbenin yapılmasına izin vermiş. Biz de gidiyoruz onun hatırına, Allah'tan diliyoruz. Ya Rabbi, burada yatanın hürmetine bizim duamızı kabul et. Çünkü Allah'ın izni olmadan hiçbir şey, yaprak bile yerinden kıpırdamaz kardeşlerim. Rüzgar değdiği zaman hani yaprak hafif sallanır ya, işte o bile Allah'ın izni doğrultusunda olur. Dualarımızda Allah'ın rahmetine, merhametine, daha da önemlisi Allah'ın her şeye kadir olacağına inanırsak, yani bunlara inanarak Allah'tan bir şey istersek, emin olun zamanı geldiğinde ve siz de doğru bir insansanız duanız yerine gelecektir. Belki bugün olur, belki bir ay sonra olur, belki bir yıl sonra olur. Hani hiç olmadı mı? Demek ki o istediğiniz şey sizin için hayırlı değilmiş. Hayırlı olsa zaten Rabbimiz size bunu en yakın zamanda gerçekleştirirdi. Velhasıl konuya dönelim. Şimdi bu kardeşimiz askere giderken emanet bıraktı türbeye. Vefat etmiş Hacı Bayramı Veli. Allah ondan razı olsun. Allah'ın izniyle de orada bir keramet gerçekleşti ve bu kardeşimiz emanet ettiği kutuyu yıllar sonra alabildi. Kısacası bir türbe ziyareti yaptığımız zaman orada yatanın hürmetine Allah'tan isteyeceğiz kardeşlerim. Allah sizleri korusun ve hayırlı dualarınızı kabul buyursun.